Bu videoda basamak değerleri tabloları üzerinde duracağız. Bundan önceki videolarda basamak değerinin ne demek olduğu hakkında konuşmuştuk. Basamak değerleri tablosu ise sayıların basamak değerlerini basamak basamak göstermenin yollarından biridir. Soruda 60.229'u yazmak için aşağıdaki basamak değerleri tablosunu kullanın diyor. Ekranda gördüğünüzde bir basamak değerleri tablosu. Bize bir de basamak değerleri tablosunun her bir kutucuğuna tek bir rakam yazın demişler. Aslına bakarsanız bu on binler, binler, yüzler, onlar ve birler basamağında hangi rakam vardır demekle aynı şey. Her zaman olduğu gibi. Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Evet hadi elinize kağıt kalem alın ve 60.229'un 10 binler, binler, yüzler, onlar ve birler basamağında hangi rakamların olduğunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Şimdi birlikte yapalım mı? 10 binler basamağından yani en soldaki basamaktan başlayalım. Bu birler, bu onlar, evet, ee, bu yüzler, bu binler ve bu da 10 binler basamağı. Böylelikle 10 binler basamağında 6 olduğunu görüyoruz, öyle değil mi? O halde buraya 6 yazabiliriz. Elimizde 6 tane 10 binlik varmış. Peki kaç tane binlik var? Sağa doğru bir basamak ilerlersek binler basamağına geliriz ve gördüğünüz gibi buradaki rakam sıfır. Başka bir deyişle elimizde sıfır tane binlik var. Bu noktada hey sayıyı okurken 60 bin diyoruz ama şimdi bize elimizde hiç binlik olmadığını söyledin bu nasıl olabilir ki şeklinde düşünüyor olabilirsiniz ama binler basamağını 10 binler basamağında değerlendirdik. 6 tane 10 binlik ile 60 binlik aynı şeydir. Öyle değil mi? Pekala, devam edelim. Yüzler basamağındaki rakam. Evet, bu 2. Yani 2 tane yüzlüğümüz var. Onlar basamağında da 2 var. Buraya da 2 yazalım. 2 tane onluk ve son olarak da 9 tane de birliğimiz var. İşte bu kadar. Bu videoda basamak değerleri tablolarının nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olmaya çalıştım. Videonun başında da söylediğim gibi bu tablolar bize sayıların basamaklarında hangi rakamların olduğunu gösteren tablolardır.